Belediye şey de kullanmış, iki tarafı kapattılar şimdi, öbür taraftan geçiş sağlanıyor, aradan. Gelmez mi? Toplam. 45, evet. Başvuruldu. İşte, hukuk. Avukat Türkan aracılığıyla yasal yollara başvurduk. Sadece topulu arazilerini çevirdiler. Aslında şöyle de göstereyim. Yaz abi yaz. Deneyim.
Dedemizden tapulu yeri burası. Dedem öldü, anam öldü, anamdan bize kaldı. Biz yolu kapatmıyoruz. Bizi Pamukkale'ye parayla çıkarıyorlar. Kendi yerimizi kapatıyoruz biz. Hakkımızı istiyoruz. Dedemizden, nenemizden kalan hakkımızı istiyoruz biz. Öyle biz yola bile hiçbir engel olmuyoruz. Kaç senedir kullanıyorlar bizim yerimizi. Biz dedemizden kalma, anamızdan kalma bize yerimizi istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Kapatmamızın sebebi özel mülkiyetimizi kapattık. Karayollarını kapatmadık. Kendi arsamız olduğu için 62-63 seneden beri bu karayolu işgal ediyor. Bütün mirasçılarla beraber bugün özel mülkiyetimizin etrafını çevirdik, kapattık ve yetkililerden bir an önce bizle uğraşmasını istiyoruz. İsim soyisim? Bayram Tekin. Bayram Tekin. Mirasçılardan 30-35 kişi mirasçı var. Tabi 63 senesinden beri olduğu için torundan toruna hep yani çok yani 35-40 kişi mirasçıları var. Yani. Bugün onun için kendi mülkiyetimizi belirlemek için yerimizi kapattık. Aman bir de kazanmaz oğlum. Rakip orada. Anlaştık. Alalım hepsini hadi. Hadi yardımcım. Bitiyor. Bak. Bitiyor. Yol açılıyor. Beni çek bakayım öyle bir. Bak avuç tatlımızda da görüşürüz. Buraya belediyenin temsilcilerini getirdik. Amacım size hizmet. Doğru mu? Hakkınızı bir şekilde sesimle duyurdunuz. Bundan sonrasını vatan ama diğer vatandaşları da mağdur etmemek lazım. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Beyaz Cennet Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan işte bu karayolu vatandaşlar tarafından kapatıldı. Karayolunun geçtiği alanın kendilerine ait olduğunu iddia eden vatandaşlar yolun girişine özel mülkiyetleri yazısı asıp yolu kapattılar.